Ve bir diğer konuda siber güvenlik. Siber güvenlikte birkaç alt başlık var. Onları anlatmak istiyorum. Neler yapılabilir? Siber güvenliği teknik olarak bir hacking, ethical hacking gibi düşünebilirsiniz. Ve aslında çok fazla kullanılacak alan var. Sadece birkaç tanesi burada mevcut. Ben de onların birkaç tanesini anlatacağım. Spam filter applications dediğimiz bu çok sık kullanılan, sizin de bizim de herkesin çok sık kullandığı bir şey. Aslında tamamen spamı önlemek için tasarlanmış bir filtreleme yapay zeka yazılımı diyebiliriz. Mesela mail adresinizde hani spama düşme olayı vardır ya, biri size mail atar ama gelen kutusunda görünmez. O spam alanında görünür. Bu mesela işte yapay zeka ile tasarlanmış uygulamalardan bir tanesidir. Onun belli parametreleri var. O parametrelere takıldığı zaman sistemde bunu spam olarak görüyor. Ya da belli bir süre belli filtrelere takıldığı zaman bu artık bir spamdır diyor sistem ve onu spama düşürmeye başlıyor. Mesela çok fazla reklam yaparsanız onun zaten belli bir kotası var. Her mail sisteminin vardır. İstediğiniz gibi kullanamazsınız aslında. Ve belli bir sayının üzerinde düzenli mail atarsanız ve bunlardan da belki birçoğu ya da belli bir kısmı sizin mailinizi örneğin spam diye işaretlerse arka taraftaki öğrenme motoru sizin aslında bir spam sağlayıcı olduğunuzu düşünür. Ve buna göre de bundan sonraki çalışmalarda, bundan sonraki mail gönderimlerinde default olarak sizi spama gönderir. Bu kadar aslında. Temel en basit mantık. Tabii ki içerisinde metinler var. O metinlerin belli paternleri var. Örneğin hediye kazandığınız şu bu vesaire gibi işte Irak'ta Amerikan askeriyim, şu kadar param var, bunu yurt dışına çıkarmam gerekiyor gibi oluşturulmuş bir mail ise ki bu dünyada çok kullanılan bir şeydir. Size de geliyordur muhtemelen. İşte bu tür durumlarda sizin spama düşme ihtimali çok yüksek oluyor diyebilirim. Ve network ile alakalı bir detection sistemi geliştirmek. Burada sadece yazılım değil, aynı zamanda donanım da mevcut olabiliyor. Hatta alanında tecrübeli arkadaşlardan bir tanesi bu şekilde bir çalışma üzerine odaklanıyor şu an. Network ataklarını tespit edip onların bir nevi güvenlik önlemleri almak üzere bir donanım tasarım mesela. Ben bunun yazılım tarafıyla uğraşıyorum. Yapay zeka analizleri tarafı. Fraud detection aynı şekilde. Bu dolandırıcılık tespiti. Bunu daha önce konuştuk aslında örnekle birlikte. Birçok alana uygulanabilir. Sadece finans değil, sadece para transferi değil. Mesela oyun çalışmalarında da bunu konuştuk. Sizin yaptığınız hareketler aslında sizin sistem içerisinde bir dolandırıcılık tespiti botuna takılmanıza sebep olabilir. Davranışlarınız çünkü gerçek bir oyuncu gibi değildir mesela. O yüzden de fraud detection sistemi yakalayabilir. Anomaly detection. Burada da aslında çok genel olarak kullanılan bir isim bu. Belli normal ve anormal durumlar var. O anomali durumlarını yakalamayı öngören bir sistem. Bu tamamen sektöre ve soruna göre güncellenir ve değiştirilir. Hepsinde aynı sistem kullanılmaz. Hani bir şey için anormal olan başka bir sektör için çok farklı olabilir. O yüzden bu sadece genel bir konsept bir isim ve her sektöre göre bu uyarlanarak geliştiriliyor. Botnet güvenlik tarafında çok yaygın olan bir şey. Hacking tekniği olarak kullanılır botnet. Özet olarak şu şekilde açıklanabilir aslında. Bir baraj düşünün. Barajın kapakları kapalı. Normalde az açarsanız o barajı kapaklarını az az açarsanız bu zarar vermeyecektir. Fakat o barajı komple birden yıkarsanız onun tuttuğu su bütün şehri belki bölgeyi komple sular altında bırakabilir. Botnet'te teknik olarak böyle. Bir tane internet sitesi ya da bir IP üzerinden yayın yaptığınızı düşünün. Herhangi bir şekilde bir çalışma olduğunu düşünün. Oraya
normalde girebilecek, gelebilecek ve kaldırılabilecek trafik sayısı bellidir. Ve diyelim ki maksimum 1 milyon olsun. Anlık 1 milyon kullanıcı alabildiğini düşünelim. Biz buraya 1 milyon küsür bir kullanıcı gönderdiğimizde o sistem çökecektir, cevap veremeyecektir. Bu da nasıl oluyor? Aslında botnet ağlarına yakalanan normal kullanıcılar daha çok bu tehlikeyi oluşturur. Bu bir IoT cihazı olabilir, bir kişisel bilgisayar, cep telefonu olabilir, fark etmiyor. Sizin girdiğiniz internet sitelerinde vesaire bilgisayarınıza, telefonunuza, IoT cihazınıza bir şekilde ulaşıldığında bir script yüklendiğinde ki size yükletmekten bahsetmiyorum. Arka tarafta kendisi çalışan scriptler de var. O yüzden girdiğiniz sitelerin ne olduğu önemli. Hani bilgisayar güvenliğini sağlamak için. Ve sizin bilgisayarınızı aslında zombi olarak kullanır bu tür sistemler. Ve onun üzerinden de DDoS ataklar yapar. DDoS atakla botnet atak çok benzer. Ve hatta aynı bile diyebilirsiniz. Botnet ataklarını yapar. Karşı taraftaki sisteminde bunu tanımlaması gerekiyor. Mesela Google'ın böyle bir altyapısı var. O yüzden kolay kolay DDoS saldırılarında çökmüyor. Zaten milyonlarca server var dünya genelinde ve herhangi bir trafik yoğunluğu fark ettiğinde ki tabii çok daha detayları vardır bilmiyoruz açıkçası. Biliyor olsak zaten hackerlar da ona göre bir algoritma geliştirir. O yüzden söylenmiyor bunlar. Ama çok yüksek trafik aldığı zaman kendi sistemleri, domainleri bunları farklı serverlara dağıtıyor diyelim. Secure User Authentication. Bununla ilgili de çok fazla şey var. Ama daha basit. Yapay zeka ile çok fazla uğraşmadan da bunlar yapılabiliyor. Cyber Security Ratings vesaire. Güvenlikle alakalı çok fazla konu var. Sadece bu ekranda gördüğünüz birkaç tane başlık değil. Bir, örneğin nükleer santralin bir güvenlik birimi de olabilir bu. Onun güvenliğini sağlayacak bir yazılım da geliştiriliyor olabilir. Ki geçmişte İran'ın nükleer santrifüjleri hacklenmişti mesela. Bunu adını vermeyeceğim bir ya da birden fazla devlet bu çalışmaları yapmıştı. Onun için aslında özel bir yazılım geliştirilmişti, hacking yazılımı. Orada da bir yapay zeka vardı mesela. Ve kurulduktan sonra yani sisteme sızdıktan sonra daha doğrusu o sistemdeki santrifüjlerin nükleer santrifüjlerin bütün ısı değerlerini ve bütün değerlerini kopyalıyor kendisi. Kopyaladıktan sonra tabii bunu belli bir sürede yapıyor. Çünkü normal nedir, anormal nedir onu öğrenmeye çalışıyor. Normal değerleri kopyalıyor kendi hafızasına ve bunları da düzenli olarak takip eden ekranları takip eden uzmanlar var oralarda. Ve onlar da bu değerlere bakarak bazı kararlar alıyorlar. İşte ısıtma, soğutma çalışmaları vesaire gibi. Orada da ısı belli bir seviyenin üzerine çıkarsa nükleer santrifüj patlar gibi. O da tehlike oluşturur aslında orada çalışanlar için de vesaire. Ve bu sızdırılan, içeriye sızdırılan yazılım bunların hepsini öğreniyor. Sonrasında da sanki halen öyleymiş gibi gösteriyor bu ekranlarda. Çünkü daha önce kopyaladığı veriler belli. Onların üzerinde, onların arasında bir değer gösteriyor sürekli ekranlara. Ama arka tarafta santrifüjün mesela ısısını artırmaya devam ediyor gibi. Orada çalışanlar ısının arttığını bilmiyor. Çünkü ekranları takip ediyorlar. Yazılım onları kandırıyor. Ama arka tarafta ısı sürekli artıyor gibi ciddi bir zarar vermişti mesela orada. Bu herhangi bir alanda olabilir. Enerji santrallerinde olabilir aynı şekilde. Bunların tehlikesini tahmin edersiniz. O yüzden güvenlik ve güvenlikte yapay zeka çok kritik öneme sahip. Diğer yandan mesela İHA'lar var. İHA'lar, SİHA'lar bunlar dünyada geliştiriliyor. Üzerinde ciddi çalışmalar yapılıyor. Self-driving car'lar var. Ve uzaydaki uydular var. Bunların hepsi teknik olarak faydalı olan şeyler. Fakat aynı zamanda da güvenlik nedeniyle riskli konular.
Hani bunları yapıyorsanız siber güvenlik tarafında da ciddi bir çalışma planınızın olması gerekiyor. Aksi halde kendi tasarladığınız İHA'lar sizin başınıza bela açabilir. Bu da teknik bir gerçek. Tabii aynı şekilde uzayda da bu durum söz konusu. Uzay çalışmalarında. Mesela yıllar önce uzayda bazı Amerikan uydularının hacklendiğini, içlerinde virüs olduğu ortaya çıkmıştı mesela. Bunu da tabii bazı araştırmacılar söyledi Amerika'da. Bu araştırmaları yapıyorlar. Tabii araştırma sonuçlarını yayınlamadılar. Bu tür konularda yayınlanmaz. Örneğin bir tanesi de kalp pilini hacklemişti. Bu kalp pilini nasıl hacklediğini de aslında yayınlamadı. Tabii doğrudan sağlık ya da devleti ilgilendirdiği için bu tür konularda içerik paylaşılmıyor diyebilirim. Güvenlik özelinde sormak istediğiniz soru var mı? Meraklı olan kimse var mı burada? Peki. Bir tane küçük bir örnek üzerinden konuşalım. Mesela siber güvenlik alanında bir tane yazılım yapıyoruz ve burada yapay zeka olacak diyelim. Bu yapay zeka tam olarak ne yapacak? Malware analiz diye bir senaryomuz olsun. Malware de zararlı bir yazılım. Bilgisayarınıza bulaşan vesaire. Ve bunun içerisinde diyelim ki geliştirdiğimiz yazılım şunlara bakabilir. Bir tane yazılım var. Herhangi bir yazılım bilgisayarınıza yüklenmiş. Güvenlik yazılımı bundan habersiz. Güvenlik yazılımı erişilen API'nin yani o yazılımların eriştiği API'lere bakar. Bu tür özelliklere bakar. API'lerden kastım web API değil, sistemdeki işletim sistemi API'lerinden bahsediyorum burada. Kendi kullanması gerekmeyen başlıklarda o özelliklere çağrı yapacak API'lere ulaşmaya çalışırsa bu teknik bir sorundur. Yani bu aslında onun karantina altına alınması gerektiğini düşündürecek bir şeydir. Çünkü her yazılımın hedeflediği şey bellidir. Ulaşabileceği kaynaklar bellidir vesaire gibi. Disk üzerinde erişilen alanlar aynı şekilde. Erişilen donanımsal ürün ve aygıtlar. Kamerayla işi yoksa bir yazılımın, herhangi bir yazılımın kameraya ulaşması ya da klavyeye ulaşması çok anomali olarak tespit edilir, düşünülür, hesaplanır diyelim. O yüzden de artık mesela kullandığınız birçok profesyonel antivirüs yazılımı, ağ güvenliği yazılımı kendi içerisinde yapay zeka kullanıyor. Bunu kullanırken de bu tür şeylere bakıyor. Normalde dosya tarama üzerinden sadece bunlar yapılırdı. Yıllardır hep böyle yapıldı. Ama yıllarda artık son yıllarda artık davranış bazlı karar mekanizmalar oluşturuluyor. Eğer sizin diyelim bilgisayarınıza bir şekilde erişmiş ya da erişmeye çalışan bir küçük yazılım ya da komut herhangi bir şey bu işletim sistemi içerisinde çok birbirinden bağımsız parçalara birbirinden bağımsız ve tehlike oluşturabilecek özel alanlara, kaynaklara ulaşmaya çalıştığında o antivirüs yazılımları bunları davranışsal olarak analiz edip engelleyebiliyor. Yani dosyada, çünkü dosyada daha önceden virüs veri tabanında olmayan kod yapısı olabilir. O yüzden de mesela bunların satışları bile yapılıyordu. Hani bu daha önce diyelim antivirüsler tarafından yakalanmamış bir kod parçası, bir yazılım, Trojan vesaire gibi malware. Ama artık daha çok davranışsal analizler üzerine bunlar yapıldığı için onun sonuç davranışına bakıyor. İçerisindeki koda bakmıyor. Haziran'ın bir sorusu var. Güçlü bir güvenlik duvarı için kaç yıllık çalışma gerekli olur ortalama? Bu
Bu şekilde cevap verilebilecek bir konu değil aslında. Bazı arkadaşlarım yıllardır bir ağ güvenliği yazılımı üzerine, firewall üzerine çalışıyorlar mesela. Bunu ayağa kaldırmak çok çok zor değil. Ama işinde uzmansan, bu bahsettiğim kişiler zaten devletin birçok kademesinde ileri seviye çalışmalarda teknik olarak bulunuyorlardı. Yani bilgi seviyeleri o seviyedeydi diyeyim. Mesela bir tanesi Linux işletim sistemlerini çok iyi biliyordu. Ama yani gerçekten çok iyi biliyordu diyelim. Takımdaki diğerleri kendi alanlarında, yazılım alanında çok iyiler gibi ve güvenlik tarafında çok tecrübeli olan, yani Türkiye'nin tanınmış siber güvenlikçi, yıllardır bu alanlarda danışmanlık, eğitim ve projelerde bulunan kişiler de vardı o kadroda. O yüzden tamamen ekiple alakalı bir konu. Özkanlı bir robotu kodlayınca ama basit bir kod yazınca, yani hiç sensör falan kullanmadan basit bir işi yapmasını isteyince robota bir yapay zeka sağlamış oluyor muyuz? Hayır. O robot kodlama yapmış oluyorsunuz sadece. Ya yani robotun yaptığı her şey yapay zeka değildir. Robot teknolojisiyle yapay zekanın doğrudan bir iç içe bağlantısı yok. Yapay zekayı her yerde kullanabilirsin. Ama mesela robot dediğimiz şeye, örneğin mesela sen el hareketini tarif etmeye çalıştın bir robota ve bunu sen kendi kontrolünle yapıyorsun. Örneğin bir yerden bir parça bir şeyi al, kaldır, götür, diğer tarafa koy. Bunu sen elle, diyelim ki joystickle yapıyorsun. Bunun yapay zeka ile ilgisi yok. Ya da bunu aynı şekilde kodla yaptırıyorsun ama tarif ediyorsun kodla. Bunu şöyle yapacaksın gibi. Bu da yapay zeka değildir. Fakat günümüzde ki yıllardır üzerinde çalışan robotlar var. Mesela orada görüntü işleme yaparak nesneleri kendisi tanıtıyor. Robot kendisi tanıyor aslında burada. Ondan sonra da bunların şekillerini algılamaya çalışıyor. Bu çok yavaş oluyor tabii ki. Çünkü çok fazla işlem yapması lazım. Şekillerini tanıyor. Kendi elini de biliyor zaten. Elinin nasıl bir şey olduğunu, neleri kaldırıp nasıl kaldırabileceğini falan. Ondan sonra da bunları tutmaya çalışıyor mesela. O tutmaya çalışma süreci, her şey baştan sona görüntüyü analiz ettikten sonra her şey aslında yapay zeka. Çünkü konuyu öğrenmeye çalışıyor. İlk başta tutmaya çalışıyor, tutamıyor. Belki yeterince elini açmamış. Belki açmış, bastırmış şu şekilde diyelim. Ama tutamıyor, kavrayamıyor. Kavrarken düşürüyor. Bunların hepsi binlerce şey, binlerce ufak tefek şey bu bahsettiğim senaryoda robot tarafından sürekli öğreniliyor. Buna biz işte daha sonra teknik kısmında söyleyeceğim reinforcement learning ile, aslında deep learning'tir özetle. Öğrenerek onu adım adım öğrenerek ilerletmesi ve nihayetinde de eğer doğru bir şekilde yeteri kadar öğretirseniz bunu çok hızlı yapabilir hale gelebilir. Çünkü bir herhangi bir nesneyi, mesela yuvarlak bir nesnenin, diyelim belli boyuttaki yuvarlak nesnenin nasıl kavranacağını artık öğrenmiş oluyor. Ya da mesela yumuşak bir şeyi tutmakla sert bir şeyi tutmak arasındaki farkı öğrenmek gibi. Sensör kullanınca değil, sensörden gelen verinin, dijital frekans verisi, bunların öğrenmek için süreci dahil etmesiyle olur. Yani bir öğrenme mekanizması olmak zorunda. Sensör sadece veri sağlayan bir parçadır. Yapay zeka ile doğrudan bir alakası yok. Oradan aldığım verilerle, ki bunu yıllardır yapıyoruz endüstri tarafı herhangi bir alanda, o sensör verilerini biz rahatlıkla programsal tarafta kullanıyorduk zaten. Karar mekanizmalarını rahatlıkla kullanıyorduk, oluşturuyorduk. Ama yapay zekadaki olay bunları öğrenebilecek bir sistem geliştirmek. O geliştirilen sistem yapay zeka oluyor. Oraya gelen veri değil. O sadece bir veri.
Nereden gelirse gelsin, ister elinle ver, ister sensörle ver, fark etmiyor. Evet. Bir öğrenme motoru geliştirmekten bahsediyoruz burada. Burada IoT cihazlar, bilgisayar ortamı, donanım, herhangi bir şeyde sadece ya o öğrenme motorunun çalışması için gereken şeyler, mesela GPU olması gibi, CPU, bunlar aslında yazılımın çalışması için gereken şeyler. Ya da oraya bir veri gerekiyor. Yani öğrenme motoru yaptın ama oraya hangi veriyi göndereceksin mesela? O veriyi nasıl göndereceksin? İşte o da diyelim ki senin verdiğin örnekteki sensör olayı. Sensörler o veriyi sağlar sadece. Tek yaptıkları şey budur. Ama olmazsa olmazdır birçok konuda sensörler. Mesela insansız otomobillerde çok fazla sensör vardır. Lidar, radarlar vardır. Belki 10-15 tane farklı kamera vardır. Bunlar görünmezler ama hepsinde var. Lidar, radar, bunlardan bir tanesi diyelim iyi havalarda. Yani kapalı olmayan, yağmurlu, sisli vesaire olmayan, tamamen temiz diyebileceğimiz bir havada çalışır. Onun için tasarlanmıştır çünkü. Ama diğeri de tam tersi. Onun hedefi ve çalışması gereken şey kötü havalardır. Kötü havalarda bir dağın arkasını bile gösterebilir size. Çünkü çalışma mekanizması böyle oluyor onlarda. Aynı şekilde konuya dönecek olursak, tüketilen işlemci gücü mesela, çünkü belli bir yüzdenin üzerinde işlemci harcanıyorsa, burada size bir hesaplama yaptırılıyor olabilir. Bilgisayarınızdaki bir yazılım aracılığıyla sizin işlemcinizin enerjisi çalınıyor olabilir. Gücü çalınıyor olabilir. Bu neden önemli? Çünkü bu kötü niyetli de kullanılıyor olabilir. Sizin bilgisayarınız kullanıyorsa siz kullanıyorsunuz demektir. Teknik olarak, yasal olarak bunun tersini ispatlamanız gerekir. Bilişim suçları tabii ki bu tür şeyleri yapabiliyor ama başınız ağrır diyelim. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Örneğin ciddi bir şifreyi kırmam gerekiyor diyelim. O şifreyi kırmak için de gerçekten sağlam bir donanım altyapısına ihtiyacım var. Ve bunu da kendi botnet ağımı oluşturarak yapacağım. Botnet ağım da örneğin 10 bin tane bilgisayardan oluşuyor ve bunların CPU, GPU vesaire hepsini, bütün işleme gücünü ben kendi botnetime alacağım, dahil edeceğim ve bunlar üzerinden de hedeflediğim bir şifreyi kırmak istiyorum. Yani sizin bilgisayarlarınızı, sizin gibi 10 bin kişiye ait bilgisayarı ben hacklemişim ve onların aslında örneğin işlemcisini yüzde olarak belli bir kısmını ben kullandırarak benim senaryomdaki hacklemek istediğim bir şifrenin bir iş parçacığını yaptırıyorum. 10 bin tane bilgisayara. Haliyle bu şifreyi kırmam çok kolay olacak. O şifre bir banka altyapısı için de kullanılıyor olabilir. Yani kötü niyetli birisi bunu yaptırır. Siz de o saldırı sisteminin bir alt aslında sağlayıcısı olursunuz diyelim. Tüketilen bant geliştiği, dosya transferleri falan yapabilir, interneti zorlayabilir vesaire. Bunları takip eder. İnternet üzerinden aktarılan veri miktarı diyelim. Ve burada en sık kullanılan birkaç algoritmayı da söyleyerek bu konuyu da kapatalım. Random Forest, tabii bu tek başına bir tanesi kullanılıyor anlamında düşünmeyin bunu. Daha çok bu başlık altında geliştirilmiş ürünlerde işe yarayan, ticarileşmiş ürünlerde kullanılan algoritmalardan bahsediyoruz. Bunlar Random Forest, Decision Tree, karar ağaçları yani. Ve Support Vector Machines, SVM diye özetlemiştik daha önce başlangıç kısmında. Ve günümüzde daha çok derin öğrenme, yani deep learning. Bu da hatırlarsanız yapay zekanın, hatta machine learning'in bir alt parçası olarak söylemiştik. Teknik olarak Artificial Neural Networks olarak geçiyor. Ve aslında odaklandığımız konu da daha çok bu olacak.
deep learning çalışmaları. Size bunun mantığını anlatmaya çalışacağım. O biraz daha karışık olabiliyor çünkü diğerlerinden. Burada genellikle belli verilere göre öğrenen sistemler geliştirmek hedefleniyor aslında. Ayşe'nin bir mesajı var. Robot olmadığımızı kanıtlamak için çıkan yamuk harfleri CAPTCHA diyoruz onlara. CAPTCHA'lar ve araçları yüz tanıyabilecek kadar gelişmiş sistemler algılayamıyor mu? Evet. Orada da şöyle bir durum var. Mesela şu ana kadar geliştirilmiş en iyi CAPTCHA'lardan bir tanesini Google geliştirdi. Hani siz robot değilim diye tıklarsınız, o size 3-6-9 gibi 3 tane alt alta, 3 tane de yan yana parçadan oluşan bir tane puzzle gibi resim gösterir. Mesela siz orada seçersiniz. Der ki örneğin trafik lambalarını seç. Sadece trafik lambalarını seçmen gerekiyor. Burada size ayrılmış belli bir süre var. O CAPTCHA tarafından. Ve bu ayrılmış süre içerisinde onu bitirmeniz gerekiyor. Çok hızlı olmamanız lazım. Bakın normal hareketinizi değiştirin demiyorum. Yani bunun anormalle, robotik sistemle bir insan arasındaki farkı anlamaya çalışıyor. Oradaki CAPTCHA sistemi. Eğer çok hızlı yaparsan, ki ben bilgisayar kullanımı konusunda biraz hızlı olduğum için mesela bazen takılıyorum. Çok hızlı yapıyorum, bana tekrar soruyor. Size de sormuştur muhtemelen. Hani mouse kullanımı hızıyla alakalı bir şey bu. Daha az hatalı ve hızlı kullanırsanız o size ikinciyi soracaktır. Çünkü sizi robot olma ihtimali olarak tekrar değerlendiriyor. Ama toplamda yanlış hatırlamıyorsam toplamda 7 saniyelik bir süre veriyor orada. Yani 7 saniye içerisinde bitecek ama çünkü çok da sıkmaması gerekiyor kullanıcıyı. Kullanıcı kaçar. Ve bu CAPTCHA sistemini herkes kullanıyor. O yüzden de belli bir sürede bunları bitirmeye çalışıyor. Bazen belki 0.3 milisaniye fazla bekler. Vesaire gibi. Oraya geliyorum şimdi, Luis. Bir bot CAPTCHA'yı geçebilen bot yapabilir mi? Bu bahsettiğimiz CAPTCHA'da tabii hacklenebiliyor. Birçok kez hacklendi. Ve hacklendikten sonra yeni versiyonu geliştiriliyor. Yani hackerlarla iyilerle kötüler demeyeceğim ama hackerlarla bunları geliştiren yazılımcılar arasında sürekli bir savaş vardır yani bizim sektörde. Ve son güncellemelerde de benzer şekilde bunları daha da güçlendirdiler. Ama şöyle bir şey var. Ben size örnekli bir şekilde söyleyeyim hatta. Mesela bazen bot geliştirmemiz gerekebiliyor. Bu botlar kötü niyetli olmak zorunda değil. Mesela Google'ın kendisinin arama motoru içerisinde kullandığı şeyler de bottur. Sizin web siteniz için gelirler, bunu indekslerler, crawl ederler aslında. Bunlara arama motoru örümcekleri diyoruz. Spiderlar. Ve bunların kendi bazı kuralları var. O kurallara göre aslında internette dolaşırlar diyelim. Bazen sitenin sahibi kendisi çağırır. Bazen de onlar kendisi yakalarlar. Güncellemeleri almak için. Çünkü içerikleri kopyalarlar bunlar. Crawl ederler. Şimdi bunlar da mesela iyi örneklerdir. Aslında işe yararlar. Aynı şekilde biz de diyelim bir web sitesi üzerindeki belli verileri çekmek için bot geliştirebiliyoruz. Buna scraping ya da crawling diyoruz. İkisini de araştırmalarda kullanabilirsiniz. Python kullananlar için bununla ilgili çok güzel open source çalışmalar var. Onları kullanarak yapabilirler. Bu bot çalışmalarında mesela bazen bir tane forma geliyorsun. Adam oraya o veriyi açmamak için dışarıya CAPTCHA koymuş. Sen o CAPTCHA'yı post etmeden, yani ben insan değilim deyip post etmeden orayı geçemeyeceksin. Geçemezsen de o veriyi alamayacaksın. Aslında onu tasarlayan kişi orada
farklı amaçlarla onu yapmış olabilir. Yani çok kritik bir veri olamaz çünkü o. Çok kritik veri olsa bir tane kepçe butonuna bağlamaz onu zaten. Oraya bir güvenlik sistemi koyar, yani login sistemi koyar, sen de giremezsin. Yetkili değilsen giremezsin. Bu kadar basit. Ama bu öyle değil. İşte böyle durumlarda o kepçeleri geçmek için o sistemleri hacklemek gerekebiliyor diyelim. Bununla ilgili tabii kendi çalışmalarınızı da yapabilirsiniz. Bunun matematiksel algoritmaları belli. Nasıl hackleneceği vesaire. Tabii her hacklendiğinde tekrar güncelleniyor. Bunları takip etmeniz gerekiyor. Kolay olduğunu söylemiyorum. Sadece belli yolları var diyorum. Ya da bazıları da, hatta bunu mesela görünce çok şaşırmıştım. Kepçeleri, o kepçe alanlarını hacklemek için, yani onları aşmak için bir tane SaaS yazılımı geliştirmiş kişinin biri. SaaS'tan da kastımız Software as a Services. Yani bir tane hack tool'unu API gibi dışarıya açmış. Her request başına para kazanıyordu mesela. Ya bunu size kiralıyor. Siz yazılımınıza entegre ediyorsunuz bunu. Ve onun karşılığında da o kepçeleri aşıyor. Algoritmasını da kendisi güncelliyor. Onu geliştiren ekip ya da kişi kimse. Muhtemelen hacker zaten bu. Onu yapan kişi. Request başına para kazanıyordu mesela. Böyle hizmetler bile var. Daha fazlasına girmeyeceğim. Kapatıyorum burayı.